uzaması ya da diğer bir adıyla ilerlemeyen eylem. Burada latent faz dediğimiz doğum ilk evresinden sonra yaklaşık bu 3 cm'e kadar olan açıklığı kapsamaktadır. Giderek olay ilerler, rahim ağzı açılır ve bebek de bazı hareketler yaparak doğum kanalında ilerler. Bu süreç içinde bu ilerlemede herhangi bir takılma olduğunda, açılma ilerlemediğinde ya da bebeğin başının aşağı doğru inmesi gerçekleşmediğinde burada artık ilerlemeyen eylem ya da uzamış eylemden söz etmek mümkün. Normalde primiparlarda yani ilk doğumunu yapan gebelerde özellikle bu süreç doğum süreci 12 ila 18 saat kadar sürebilir. Bu sürenin 20 saatin üzerine aştığı durumlarda ya da doğumun herhangi bir evresinde uzun süre hiçbir değişiklik olmaması, bir ilerlemenin olmaması durumunda uzamış eylemden söz etmek mümkün. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. İlk başta akla gelecek olan bebeğin iri olması olabilir. Ya da doğum kanalının yeteri kadar geniş olmaması, bu bebeğin doğumunu sağlayacak boyutlarda olmaması söz konusu olabilir. Ya da aklımıza gelmesi gereken bir diğer olay da kasılmaların yani kontraksiyon dediğimiz ağrıların yeterli olmaması durumudur. Ki bu durumda da eylem ilerlemeyecektir. Bu durumda hekiminiz size bazı desteklerde bulunabilir. Bu takılmayı diyelim ya da bu kısıtlılığı, bu ilerlemeyi durduran olayı çözmeye yönelik bazı ilaçlar ya da müdahalelerde bulunabilir. Ama hiçbir tedavinin cevap vermediği durumlarda yapılması gereken bundan sonraki girişim sezaryen operasyonu olacaktır.